Elif hocam, manzarayı Merhaba. değiştirmişsiniz. Böyle daha dış ortam, yeşillik, baharla beraber. Evet. İlham konuşacakken dedim ki ilham veren bir ortam olsun. Güzel. Evet, çocuklarımız için yaşamda ilham. Başlığımız böyle. İlham yani sanatçıların işi değil mi? Böyle çocuklar için de gerekli oluyor mu? Ne demek ilham? Bizim ne işimize yarar? İlham sanatçıların da işi tabii ama bence yaşayan herkesin de işi olması lazım. Özellikle bu kadar yoğun baskı altında yaşadığımız, maruz kaldığımız bu günlerde, böyle tıkıldığımızı hissettiğimiz bu günlerde bence ilhama daha çok ihtiyacımız var gibi geliyor. Bir de biliyorsunuz bilgiye ne kadar çabuk ulaşıyoruz. Artık hani bilgiyle ilgili bir sıkıntımız yok. Herkes rahatlıkla bilgiye ulaşabiliyor. Esas o bilgideki ya da hayatımızın içerisindeki ilhamı arıyoruz gibi geliyor bana. Çocuklarda da aslında benzer bir şey yakalayabilmek çocukların hem kendi kişisel gelişimi açısından hem de çocukların hayata bakışı açısından önemli diye düşünüyorum. İlham aslında sözlük tanımı şöyleymiş ilhamın. Durduk yere beklenmedik gelen, kalbe doğan, içten gelen gibi bir anlamı var. Ama şimdi üzerinde düşündüğümde aslında durduk yere mi geliyor gerçekten? Bunu da bir tartışmak lazım. Yani biz durduk yere geldiğini zannediyoruz ama bence durduk yere değil ama bizim beklemediğimiz bir anda geldiği için sanki durduk yere geliyormuş gibi bu. Yani ummadığımız bir anda aklımıza gelen ya da içimize doğan bir fikir aslında bu. Bunu sezgisel bilgi olarak düşünebilir miyiz aslında? Yani hani şey değil de böyle 2 artı 2 4 gibi değil de bulup ettiğimiz veriyle ele aldığımız değil ama sezgisel olarak hani belki altyapısını hazırladığımızda içimize doğan bir şey gibi düşünebilir miyiz? Ne Evet, sanki dersiniz? öyle gibi. Yani bir birikimin sonucunda aslında o ilhama ulaşıyoruz bence. Mesela şöyle düşünelim. Ben durduk yere hani içime şöyle bir bilgi ya da şöyle bir sezgi doğamaz. Yani paslanmayan bir demir bulabilmekle ilgili bir fikrim olamaz benim. Çünkü hiç bu konuda hiçbir şey bilmiyorum. Hiç düşünmedim üzerinde. Hiç zaman ayırmadım. Hiçbir araştırma yapmadım. Yani onunla bir teşvik mesaim olmadı bununla ilgili. Ama üzerinde düşündüğüm, çalıştığım ve belki de içinden çıkamadığım bir konuyla ilgili ne zaman çok uzun süre düşünsem, bunun üzerine kafa yorsam, işte uyumadan önce düşünsem ya da bunun üzerine bir kitap okumaya okusam orada bir şekilde alakasız bir durumda, beklemediğim bir anda ya da hiç düşünmediğim bir şekilde bir şeyin uyanması aslında. O da ilham geldi diyoruz bence. Dolayısıyla aslında ilhamın hani durduk yere içimize doğmak gibi bir durum yok sanki. Ama beklemediğimiz anlarda zaten üzerinde düşünmüş olduğumuz, yani beynimizde zaten onunla ilgili bazı bağlantıların olduğunu varsaydığımız bir duruma karşı ilhamın geldiğini düşünüyoruz. Yani ben bu açıdan bakıyorum, böyle değerlendiriyorum. Çünkü kendi yaşam tecrübeme baktığımda durduk yere hiç bilmediğim konuyla ilgili bir içime doğan bir şey olmadı. Bilmiyorum sizin oldu mu ama yani hiçbir fikrim olmayan bir şeyle ilgili bir ilhamım olmadı hiç. Evet, genelde Duyabiliyor aslında bu musunuz? biraz Ses kötü bilinç ve sanki. bilinçaltıyla da evet duyuyorum. Siz de beni duyuyor musunuz? Duyuyorum. Bir ara Evet, ses gitti tamam. geldi ve şimdi duyuyorum. Okey, bir kopukluk oldu anlık. Bilinç ve bilinçaltıyla bağlantılı bir durum var sanki burada. Yani bilinç seviyesi beynimizin çok kısıtlı bir alan. Hani veri yolu falan da daha dar gerçekten. Hani yapabildiği şeyler de daha kısıtlı. Mesela bilinçli hafızamız kısa süreli hafıza işte 7 tane falan şeyi tutabiliyor. Tekrar etmezsek eğer hızlıca uçuyor onlar kafamızdan. Evet, Ama artı eksi 2 deniyor ama evet ortalama 7 galiba. uzun vadeli hafızaya aldığımız zaman çok daha fazla şeyi aklımızda tutabiliyoruz. Ya aslında bilinç beynimizin küçük bir kapasitesi, çok daha geniş bir kapasite var. Ama pek çok şeyi de böyle biraz çabayla, bilinçle yapmaya çalışıyoruz. Mesela böyle veriye dayalı çıkarımlar, analizler falan yaptığımızda daha böyle bilinçli analizde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Oysa arka planda aslında demlenen bir şeyler var. Yani biz birikim attıkça oraya, orada bir takım duygular, bir takım durumlar oluşuyor. O bizimle konuşuyor aslında. İlham biraz da buradaki iç sesimiz
gibi duruyor. O genel birikimimiz, deneyimimizle barışçıl bir şekilde konuşabiliyorsak, o zaman o ilhama daha açık oluyoruz sanki. Ama yok her şeyi Evet. hesaplayacağım, bilinç seviyesinde bakacağım, edeceğim dediğimiz zaman, o zaman o içimize doğan düşünceler şey olabiliyor, onları susturabiliyoruz falan. Çok susturursak da zaten bir müddet sonra küsüp bizimle konuşmamaya başlıyorlar sanki. Konuşmamaya başlıyor. Evet. Yani bizim bilinçli zihnimizin dışında arka planda çalışan çok şey var tabii ki. Bizim neye ne kadar vakit ayırdığımız, yani zihnimizi neyle ne kadar meşgul ettiğimize bağlı bana göre bunlar. Ne kadar çok bağ kurduğumuza, hani üzerinde konuştuğumuz, ilgilendiğimiz konuyla ilgili zihnimizde ne kadar çok bağ kurduğumuza bağlı. Hani her yerini zihnimizin aktif tutabiliyorsak bir konuyla ilgili, o zaman geri planda çalışan çok fazla, belki o da arkadaşlarımız geri planda daha fazla çalışıyor belki de. Yani ilham dediğimiz şey bence aslında bunun da bağlantılı. Hani merak ettiğimiz, ilgi duyduğumuz ve bir şey üretmek istediğimiz üzerinde konuyla ilgili bir ilham gelir. Durduk yere hani hiç ilgilenmediğimiz bir konuyla ilgili bir şey fark etmeyelim. Yani sezgisel bir duruşumuz bununla ilgili çok açık ya da net olmaz gibi geliyor bana. Dolayısıyla çocukların da aslında bu ilham duygusunu geliştirebilmek için, yani ilhamı önde tutan ya da işte içini bu sezgisel olarak düşünebilen bir hale getirebilmemiz için de doğuştan getirdiği bu merak duygusunu söndürmemek lazım. Hani merak duygusunu geliştirmek demek istemiyorum çünkü zaten bu duyguyla geliyor çocuklar. Ama biz onları örgün eğitime soktukça maalesef bunlar gerçekler ama biz onları örgün eğitime sokmaya başladıkça, işte etrafımızdaki çevresel şartlarımızı, aile içi ilişkilerimizi, arkadaşlık ilişkilerini deneyimlemeye, yaşamaya başladıkça bir şekilde o çocukların merakı törpüleniyor nedense. Yani dünyaya çok büyük bir açlıkla gelen çocuklar yaşam tecrübeleri, deneyimleri edinmeye başladıkça yavaş yavaş o ilk baştaki taze, canlı merak duygularından biraz daha uzaklaşıyorlar. Çünkü gerçek yaşamla ilgili çok fazla sorumluluk biniyor çocukların üzerlerine. Ve bu da onların belki de zihinsel yükünü, bilişsel yükünü arttırdığı için bir süre sonra kendini, hani kendi merakıyla deneyimleriyle ilgili ya da araştırmak istediği konularla ilgili kısma kapatıyor. Çocuklar bu konuda biraz şeyler, körelmeye müsaitler. Yani çok çok canlı bir merak duyguları var ama çok da çabuk körelebiliyor, çok çabuk küsebiliyorlar az önce sizin söylediğiniz gibi. Onun için bu konuda özellikle hani ilk gelişim çağındaki çocukların bu ihtiyaçlarına hassasiyet göstermek lazım. Onun için okul öncesi dönem ya da ilkokul dönemi gerçekten bu hani merak duygusunun, işte yaşamdan ilham alabilme duygusunun gelişebilmesi, çiçeklerini, çekirdeklerini verebilmesi için önemli bir dönem aslında. Sonrasında gelen ergenlik dönemine de hazırlık olması açısından önemli. Çünkü orada biraz işler karışmaya başlıyor. O açıdan bu dönemler, o bahsettiğim dönemler hassas dönemler. Bir araya gireceksiniz galiba. Burada şey mesela bu neden sorusu vardır ya çocukların meşhur. Hani hangi yaştaydı tam hatırlamıyorum ama belli bir yaş aralığında hani açıklarsın bir şeyi neden diye sorar. Söylersin tekrar neden diye sorar. Onun açıklamasını yaptın bir daha neden diye sorar. Hatta bununla ilgili analiz tekniği var. Hani iş analizinde falan kullanılan bir teknik bu. Zannediyorum şey 5 kere sayıyı tam hatırlamıyorum ama 5 kere neden diye soruyorsun. Yani her açıklamaya tekrar neden diye soruyorsun. Öylelikle kök sebebe ulaşıyorsun falan. Çocuğun öyle bir zenginliği, öyle bir merak duygusu, öyle bir anlamaya çalışma yapısı var. Ama mesela ne yapıyoruz biz? Bir noktadan sonra şey yapıyoruz, böyle bıkıyoruz biraz her şeyi açıklamaktan falan. Hani cevaplamakta biraz yani kapatabiliyoruz, o nedenleri sormasına engel olabiliyoruz vesaire. Bir de eğitim sistemimizde de sanki her şeyi böyle daha köşeli hale getirme eğilimimiz var. Yani mesela işte dünyanın halleri, işte kimya ile ilgili, fizikle ilgili bir şey anlatıyorken illa her şeyi formüle koyma, işte bir formülle ifade etme, ezberlenecek bir formül haline getirme gibi bir eğilimimiz var. Oysa onların öyküsü var. Yani hani fiziğin de bir öyküsü var, kimyanın da bir öyküsü var. Biraz sanki o eğitim tarzımızın köşeli yönleri de
çocuklardaki bu ilham duygusunu köreltiyor olabilir gibi geliyor bana. Yani evet, bilgiye çok odaklı bir eğitim tarzımız var maalesef. Halbuki keşfetmeye ve nedenselliğe odaklanabilsek örgün eğitimde de o zaman çocukların bu duygusunu da pekiştirmek için daha uygun bir ortam sağlayabiliriz. Yani zaten bu duyguyla, hani zaten yaşama bağlı ve yaşamdan tad almaya, haz almaya gelen bir canlının, bu merak duygusunu doğuştan getiren bir canlının fıtratına, yapısına daha uygun bir şekilde eğitim programlarımız düzenlenebilir. Bilgi çok kıymetli bir şey. Akademik bilgi de çok kıymetli bir şey. Bunu her zaman savunuyorum ben. Ama akademik bilgiye doğrudan ulaşmak yerine nedensellik bağlarıyla, akademik bilginin öncesindeki o yolu göstererek, o yol, bir yoldan geçirerek ulaştırmak lazım çocuğu aslında. Bizim şu anda müfredatta, temel eğitim müfredatımızda yaptığımız şey doğrudan bilgiye eriştirmek. Bilgiye erişmek çok kolay artık. Yani hep konuştuğumuz gibi çocukların artık okullara bile ihtiyacı yok. Bir tıkla parmağın ucunda, öğretmenin anlatabileceği her şeye parmağın ucunda. Ama artık bana göre, özellikle şu dönemden sonra da biraz bu idrak edildi gibi, bana göre okulların esas görevi işte çocuğa bu nedensellik bağlarını, zihinsel esnekliği, düşünme biçimlerini, farklı düşünme yöntemlerini, alternatif düşünme araçlarını kazandırabilmek konusunda yapacağı çalışmalar olmalı. İşte bunlar ailede verilebilecek şeyler değil. Bunlar artık eğitim kurumlarının kendi konseptleri içerisinde, programlar içerisinde olmasının, çocukların geleceği ve ileriki hani hayatları açısından kritik noktalarda duracak şeyler. Zannediyorum ki bundan sonraki süreçte buna yönelik bazı güncellemeler yapılacaktır diye düşünüyorum. Burada bir yorum geldi, formül ezberciliği terk edildi diye. Evet, formül ezberciliği terk edildi ama yine halen eğitim sistemimiz, yani öğretim programlarımız yine halen bu nedensellik bağlarını çok ön planda tutacak şekilde programlanmamış maalesef. Bu konuda yapılacak çok fazla çalışma var. Biraz şeye benziyor. Mesela hukuk sisteminde bir düzeltme yapıyorsunuz diyelim ki, yasalarda hani insanların hani şey gördüğü, toplum vicdanına aykırı bir durumla ilgili bir yasada düzeltme yapıyorsunuz. Bir şeyin işte suç derecesini, karşılığını falan artıyorsunuz, azaltıyorsunuz vesaire. Ama bir yandan da işte hakimler var, avukatlar var, bir hukuk sistemi var. O hukuk sisteminin bu yasa değişikliğine adapte olması da biraz zaman alıyor. Şimdi bizim de burada değil mi, öğretmenlerimiz, velilerimiz, okullarımız, onların alışık oldukları düzenler var. Hani böyle bu ha deyince çok kolay hareket etmiyor. Biraz sanki sindirilmesi zaman alacak gibi duruyor. Yani tabii zaman, her değişiklik zaman alacaktır ama bu değişiklik aslında çok önceden de yapılabilirdi. Yani tabii biz büyük bir ülkeyiz. Kalabalık bir eğitim ordumuz var. Çok öğrenci sayımız çok. Gerçekten hani bunları dönüştürmek çok zor şeyler, kolay şeyler değil ama artık bunlar ihtiyaç. Yani çocukların esas ihtiyacı bu yöne doğru evrilmeye başladı. Onun için öğretmenler de, hani sadece öğretim programlarına bakmamak lazım. Aileler, öğretmenler, herkes el ele tutuş bir şey yapmalı. Bu konuda hani herkes el birliğiyle hareket edebilir. Kimin imkanı varsa herkes kendi çevresinden başlayarak çocuklara bu minvalde bir bakış açısı kazandırmak için çaba sarf etmeli bana göre. Çünkü çocukların bu ihtiyacı artık, bu dönemde ihtiyacı, her şeye ulaşabilen ama tatmin olmayan çocuklarla karşı karşıyayız. İşte bu tatmin duygusu, işte o yaşamdaki merakını canlı tutabilme, yaptığı bir işten, içinde bulunduğu bir ortamdan, konuştuğu bir kişiden, sohbet ettiği bir arkadaşından ilham alıp onun üzerine bir şey koyup hayatına bir anlam katabilme ihtiyacı var artık çocukların. Bu anlamı kendi kendilerine maalesef üretemiyorlar ki, hani yaş itibariyle de zaten bunu düşünebilmelerini beklememek lazım. Dolayısıyla her şeye sahip olabilen çocukların bir anlam arayışı var gerçekten. Özellikle ortaokul, lise yıllarında, hele lise yıllarında
neden yaşıyoruz soruları çok geliyor. Hani yaşamın amacını sorguluyor aslında. Ama o gerideki o felsefi birikimi çok anlamlandıramadığı için, yani felsefi o soruyu çok anlamlandıramadığı için nedenselliği sorgulamaya başlıyor. Eğer önünde bir şey bulamıyorsa, bir amaç, bir gaye bulamıyorsa, amacı sadece hani okulda başarılı olmaksa, ki onların algıları o yaşta böyle. Akademik olarak başarılıysam bir işe yarıyorum, başarılı değilsem bir işe yaramıyorum gibi düşünüyor çocuk. Eğer gerçekten önünde başka bir anlam yoksa hayatına ait, o zaman işin içinden çıkmakta zorlanıyor çocuklar. Buna bir aile buna bir kapı açabilmeli. Eğer kendi kendine bunu başaramıyorsa çocuk. Burada öyküleme de sanki önemli gibi gözüküyor. Yani hani şey bile böyle matematik falan gibi derslerde bile işin öyküleme tarafına sanki o öğretmenlerimizin daha fazla ağırlık vermesi lazım. Yani zaten bunların ortaya çıkışına falan bakacak olursak diyelim fizikte hani Newton'un yasaları, Newton bunları nasıl bulmuş falan. Oradaki öykülemede bakarsanız aslında ta simyadan kimyaya doğru dönüşen, simyadan fiziğe doğru dönüşen bir hikaye var. Newton aslında esaslı bir simyacı. Yani arayışları, işte inançları vesaire. Bunlarla beraber bu öyküleştirmelerle beraber aslında bunlar ortaya çıkmış olan şeyler. Ama biz de oradan işte F eşittir MA diye formüller, bu formüllerin işte problemlerle hesaplanması falan sadece o bağlamda bakmış oluyoruz dünyaya. Evet, yani hikayeleme ve hani bilginin ortaya çıkışının gerisindeki bilgi, aslında gerisindeki öykü, çok doğru söylüyorsunuz, çocukların çok daha fazla ilgisini çekiyor ve o bilgiye bir anlam yüklemiş oluyorlar. Aslında çocuk öğrendiği şeyin ne işe yaradığını bildiğinde, fark ettiğinde, bununla ilgili bir farkındalık geliştirdiğinde öğrenme ihtiyacı artıyor. Yani bir toplama çıkarma işlemini, bir geometri işlemini neden yapıyoruz? Bu bizim gerçek hayatta ne işimize yarayacak? Herkesin karşılaştığı bir sorudur. Onun gerçek hayatta ne işine yarayabileceğiyle ilgili altyapı bilgisini vermek gerekir aslında önce çocuklara. Yani nereden doğmuş? Geometri nereden doğmuş? Bir hikayesini anlatmak lazım. İşte Nil'in taşma ekme biçme aylarından başlayarak. Hatta bununla ilgili internette inanılmaz güzel çalışmalar var. Videolu anlatımlar var, görseller var. Yani Çocuklar buna bahanemiz de kendi... yok değil mi? Zaten bu Yok yok öyküleri tabii. güzelce anlatan şeyler var. Sadece basit bir derleme çalışmasıyla çok aşırı bir çabaya gerek olmadan bunları aktarabilmeniz mümkün aslında çocuklara. Tabii yani bunu düşünen herkes, her eğitimci, her aile buna rahatlıkla ulaşabilir ve çocuğun öğrenme yolunda neyi tercih edebileceğini, neleri tercih edebileceğini de çocuğun önüne sunabilir. O zaman çocuğun algısı, fikri, zikri açılıyor gerçekten. Yani öğrenmesi gereken, öğrenmek için önüne koyduğumuz konulara bakış açısı daha genişliyor. Daha ferah bir bakış açısı ve daha meraklı bir bakış açısı kazandırmış oluyorsunuz çocuğa. Ama bunu vermediğiniz takdirde çocuklar gerçekten öğrendiği şeye bir anlam yüklemiyorlar ve o yük oluyor. Çocuğun üzerinde ekstra bir yük oluyor. O zaman da hani ilgi duyması, merak etmesi gibi tabii bir sürecin içerisinde bulunma söz konusu değil. Zorladıkça zorluyoruz. O zaman da yaptığımız şey, yani bilgi de yüklenmemiş oluyor, anlam da yüklenmemiş oluyor. İkisinden birden uzaklaşmış oluyor bu durum. Can sıkıcı hale geliyor. Örgün eğitimin bence en önemli sorunlarından bir tanesi bu. Aslında yani çözülebilecek, çok çabuk aşılabilecek bir sorun. Sadece büyük bir düzenlemeyle değil de bireysel çabayla da aşılabilecek bir durum. Biraz daha hani bilinç ve bakış açısını değiştirerek kazandırabileceğimiz bir şey. Ama şu ana kadar çok hani bununla ilgili farkındalık belki de çok gelişmedi. Yapabilen insanlar var ama genele baktığımızda böyle bir anlayış yok. Belki bu dönemden sonra biraz daha farklılaşabilir. Yani bu dönem bize birçok şey öğretti. Yeni normale döndüğümüzde bunu yaşamazsak eğer, yani eski düzenimize dönmezsek, biraz daha bakış açımızı farklılaştırabiliriz diye düşünüyorum. Bizi izleyen öğretmen arkadaşlarımıza yönelik olarak ben size şunu sormak istiyorum. Şu anki mevcut eğitim düzeni içerisinde yani milli eğitim müfredat falan bu mevcut yürüyen yapıların içerisinde eğitmen kendi içeride sınıfta bunu konuya aktarım tarzını özgünleştirerek burada emek sarf ederek bu müfredatın ve bu okul sisteminin içinde de bu yönde önemli bir katkı, önemli bir dönüşüm sağlayabilir mi çocuklar için?
Yoksa zaten bu müfredat ve okul şartları takip edilen sistemlerde zaten eli kolu bağlı mı öğretmenin? Yapabileceği bir şey yok mu? Ne dersiniz? Yok, ben hiç öyle düşünmüyorum. Her şartta insan kendi yaratıcılığını ortaya koyabilecek bir yol bulabilir. Neticede öğretme şekillerimiz bağımsız ama müfredatlar sınırlı. Onun için vereceği konuyu öğretmen istediği şekilde, istediği yoldan, yöntemden verebilir. İsterse bilgiye en son ulaşabilir ama bahsettiğimiz gibi işte bilginin gerisindeki anlam bilgisini verebilir önce. Çocuğa sezdirerek, hissettirerek, keşfettirerek öğretebilir. Bu da öğretmenin tercihi. İsterse doğrudan bilgiyi verebilir. Bu da öğretmenin tercihi. Yani öğretmen anlatımında özgür, konuda sınırlı sadece. Dolayısıyla bu yapılmayacak bir şey değilden kastım buydu. Yani yapmak isteyen bir eğitimci ya da bir aile bunu her şekilde ve her şartta uygulayabilir. Yani internet erişimi olan bir insanın çocuklarda yaratmak istediği etkiye ulaşabilmesi için ya da o anlamı verebilmesi için her türlü imkanı var. Müsait bunu yapan öğretmenlerimiz de var gerçekten. Yani son zamanlarda da çok çoğalmaya başladı. Bu yöntemi tercih eden çok öğretmen var. Buna doğru devrilecek sanki. Sistem de buna doğru evrilecek Zaten gibi görünüyor. öğrenciler de sanki böyle öğretmenleri daha çok Daha çok seviyorlar. seviyorlar. Evet, yani Evet. o da bir teşvik noktası. Hakikaten yani yaptığınız işte hani öğrencilerinizin sizi sevmesi, yaptığınız şeyden onu değer görmesi falan önemli bir teşvik oluyordur diye düşünüyorum. Tabii eğitimde en önemli şey birincisi kurduğumuz bağ çocuklarla. İkincisi de yaptığınız işin size verdiği haz. Hiçbir meslekte zannediyorum ki bu kadar çabuk doğrudan haz almazsınız yaptığınız işte. Çocuğun size bir bakışı, teşekkürü, sarılması sizin bütün çabanızın, emeğinizin karşılığını verir. Dolayısıyla bu sevmeden yapılabilecek bir meslek değil ama sevdiğinizde de gerçekten kendinizden çok fazla şey katarak yapıyorsunuz. Yani adanmışlık aslında bakarsanız bu. Nasıl ki şu anda hani Covid sürecinde doktorlar gerçekten kendi canlarını tehlikeye atarak, sağlık çalışanları kendi canlarını tehlikeye atarak çalışıyorlar. Bizler de eğitim sektöründe sahaya girdiğimizde gerçekten başka hiçbir şey düşünmüyoruz. Sadece dikkatimiz ve ilgimiz, bilgimiz çocukta oluyor. Belki ailesinden daha fazla çocuğu görüyoruz, tanıyoruz ve birçok yerde ailenin görmediği şeyleri görebiliyoruz. Dolayısıyla bu bakış açısıyla bakan bir öğretmen, eğitimci mutlaka bunun bir yolunu bulacaktır. Bulur da, buluyor da, bunun farkındayız ama tabii burada bir toplu faydadan söz edebilmek için genel olarak bir hani yaklaşım üzerine bir farklılık Belli bir olması oranın gerekiyor. üstüne çıkması lazım, değil mi? Çıkması lazım. Hani Evet. Yani böyle parça parça değil de bir işte genel tek olması lazım. çiçekle bahar olmaz diyorlar ya, öyle bir laf vardı, tam Tek doğrusunu çiçekle size hatırlayamadım. bahar olur. Bize bahar olur. Çiçek kiminse ona bahar olur. Herkese bahar gelmesi için bunu biraz yaymak lazım yani. Çünkü Evet. çocuklar gerçekten pırıl pırıl, çok parlak, cıvıl cıvıl ve buna ihtiyaçları var. Yani o çocuktaki, şimdiki nesildeki esas ihtiyacın bu olduğu artık belli. Bu neslin bilgiye ulaşmakla ilgili bir sorunu yok. Bu neslin anlama, ilhama ulaşmakla ilgili bir sorunu var. Artık öğretmenler bunu vermek ya da aileler sadece hani öğretmenlerle ilgili konuşmamak lazım belki de öğretmenler ve aileler artık bunun üzerinde durmalı. Keşfetmeye, merakını canlı tutmaya, hani bir öğrendiği bir şeyi başka bir şeyle bağlamak üzerinde deneyim kurmasına yol açacak şeyler yapmalı. Bunun da çok yolu var yani herhalde kendini de bulabilir. Ama çok yolu var. Ben bunu tarih ve coğrafya alanında deneyimledim aslında. Hem kendimde hem de çocuğumda etkisini yaşadım. Mesela tarih alanı, hani tarih böyle ezberlenilecek bir konu gibi genelde konumlanıyor. İşte kim kiminle savaşmış, hangi anlaşma hangi tarihte olmuş falan filan gibi şeyler. Oysa günümüzü anlamak aslında tarihten geliyor. Yani bu milletler Tabii. nereden ortaya çıkmış? Fransız dediğin nereden gelmiş? İngiliz dediğin aslında nereden gelmiş? İşte British diyorsun farklı, Britanya diyorsun, İngiltere diyorsun. Bunlar farklı, niye farklı falan. Aslında bir sürü şey tarihten kaynaklı. Ben de zamanla tarih merakım gelişti. Zaten bölüm de okudum, lisans olarak da tarih okudum. Ve hala yoğun bir şekilde dünya tarihi falan çeşitli bakış açılarından okurum. Çok da faydasını görüyorum.
Mesela küçük kızımla bu tarihe bakışını yakın dönemde yavaş yavaş açtık. Şimdi bir dünya tarihi kitabı okuyor dört çiftlik ama böyle her kitaptan gidilmiyor öyle. Hani o tarzda yazan, böyle öyküleştiren falan güzel bir kaynak buldum. Oradan okuyor. Ama coğrafyaya bakıyorum. Mesela kendimde de coğrafya konusunda o kadar henüz ilham seviyesine getiremedim olayı. Bir sürü şeyi coğrafya belirliyor aslında. Hani Tabii. bazı Yani çok kitaplarda önemli bir dersmişim. Ben de sonradan fark ettim bunu. Yani öğrencilik yıllarımda anlamamıştım gerçekten. yani bazı kitaplardan çok enteresan çıkarımlar yapabildim. Mesela Jared Diamond'ın Tüfek, Mikrop ve Çelik diye bir kitabı vardır. Yani niye Asyalılar, Avrupalılar Amerika'yı fethetti de tersi olmadı? Şimdi bunun en temel sebebi şey aslında. Avrupa Asya'nın, o Avrasya'nın enine bir kıta yapısının olması. Kuzey Amerika, Güney Amerika'nın ise dikine bir kıta yapısının Dikine olması. olması. Enine olduğu zaman aynı coğrafi iklim kesintisiz olarak devam ediyor. Dolayısıyla hani Çin'inden tutun işte şeye kadar bu Akdeniz bölgesine kadar vesaire orada benzer bir iklimle önemli bir yayılma alanı var. O yüzden de kültürler, tohumlar vesaire daha rahat bir şekilde yayılabiliyor. Ama Amerikalarda Kuzey Amerika, Güney Amerika hani kuzeyden güneye doğru giderken bir sürü iklim değişikliğiyle gidebiliyorsun ancak benzer bir mesafeye. Dolayısıyla ulaşım çok daha zahmetli, tohumların yayılması çok daha zahmetli gibi. Hani çok coğrafi bir şeyin bu kadar böyle gelişimi, entegrasyonu etkiliyor olması ya da Etkileyici, düşünün Amerika'nın mesela şeyde olması, dışarıda olması, uzakta olması sebebiyle İşte saldırılardan daha uzak ama uzaktan müdahale edebilir bir konumda olması. Coğrafya bir sürü şeyi etkiliyor ama bunları mesela pek böyle coğrafya derslerinde çok bunları konuşmuyoruz. Daha çok evet. orada da kayaç tipleridir, şudur budur falan. Hep böyle Evet. ezbere bir yönelim var sanki. Ya evet işte hani benim eleştirdiğim ya da değişmesi gereken noktalardan kastım aynen söylediğiniz şeyler. Aslında çok kıymetli bilgiler öğreniyor çocuklar. Gerçekten çok kıymetli bilgiler öğreniyorlar. Yaşamsal şeyler bunlar. Yani bir birey, bir dünya vatandaşı tarihini bilmeden, yaşadığı bölgenin coğrafyasını bilmeden, ne bileyim temel matematiksel işlemleri bilmeden kendi diline ait, hani bir başkasının diline bırakın, öncelikle kendi diline ait temel unsurları bilmeden tam olarak gelişimini tamamlayamaz aslında. Ama bizim bunları veriş biçimimiz artık sorgulanmaya başlanmalı. Yani biz bunları bu şekilde mi vermeliyiz çocuklara? O işte yaşarken kendi süreçlerini, yaratıcılıklarını ve ilhamlarını öldürmemek için bunları bu şekilde mi vermeliyiz? Yoksa bunları aktarmanın başka yolları da olabilmeli mi? Bunları ne şekilde dönüştürerek çocuğa sunmalıyız? Bunları sorgulamak lazım. Mesela noktalama işaretleri bana göre çok kritik bir konu. Bütün öğrenim hayatı boyunca. Çünkü özellikle bu sosyal medya yazışmalarından sonra zaten noktalama işareti ortadan kalktı neredeyse biliyorsunuz. Ben yeni gençlerin yazdığı hiçbir şeyi anlamıyorum sosyal medyada. Çünkü ne nokta var, ne virgül var, hangi cümle nerede başlıyor, ne nerede bitiyor hiç hakikaten anlaşılmıyor. Dolayısıyla şimdi daha büyük bir ihtiyaç bence. Ama veriş biçimimiz çok farklı. Yani mesela ben kitapları incelediğimde ben ne anlatılsa ben onları anlayamam. Yani hani o çocuğun içselleştirebilmesi mümkün değil. Dolayısıyla biraz bağlam içerisinden öğrenmeyi, kontekst diyeceğim ama anlaşılabilir. Kontekst içerisinden öğrenmeyi, çıkarım yapmayı, düşünme basamaklarını adım adım ilerletmeyi gösterebilmemiz lazım çocuklara. Biraz daha hani ezberci sistemden kurtulduk gerçekten. Biraz daha düşünmeye yönelik evrildi sistemimiz ama hala bence yeterli değiliz bu konuda. Şöyle mesela sınavlarda sorulan sorular gerçekten çok nitelikli çocuklara. Düşünmeye sevk eden, düşünmeye yönelten, çocukların çoklu algılarına hitap edebilecek çok kaliteli sorular geliyor. Buna yönelik artık şey kitapları da hazırlık kitapları da çocukların hazırlanacağı kitaplar da hakikaten kalitesini yükseltti. Başlarda çok komik komik şeyler oldu ama güncellendikçe gerçekten çok nitelikli yayınlar, nitelikli sorular çıkmaya başladı.
Bazen defalarca defalarca okuyup düşünmediğin şekillerde yeniden yorum getirmen gerekebiliyor ve zihnimizin orada açıldığını hissediyoruz. Ama eğitim sistemimizde daha o noktada değiliz. Sınavda çocukları bunlarla sınıyoruz. Ama şu anki öğretim sistemimiz, hani eğitim demeyelim, öğretimle ayıralım bunu. Şu anki öğretim sistemimizde henüz o noktaya gelmedik. Eğer öğretim sistemimizi de o noktaya evrilebilirsek, o zaman gerçekten bu çocukları kazanırız. Çünkü çocuklarda çok büyük cevherler var, fakat biz onların farkında olamayabiliyoruz. Yani biraz öğretmenin gayretine, çabasına bağlı kalıyor. Sistematik bir disiplinle bunu yapabilirsek eğer, yani kullandığımız kaynak kitaplar, çocuklara hitap eden kitaplar, sadece ailenin ya da bireysel olarak öğretmenlerin seçimine bağlı kalmadan bir düzen halinde sunulabilirse çocuklara, o zaman topyekün bir şeyden bahsedebiliriz. Hani geleceğimizle ilgili daha umutlu olabileceğimiz bir düzenlemeden bahsedebiliriz diye düşünüyorum. Burada işte akademik zeka ile ilham arasında bir yerde olmamız gerekiyor sanki, değil mi? Yani şu anki sistemimiz akademik zekaya çok fazla önem veriyor. Biraz evet. Ama akademik zeka da ilhamı biraz yok eden bir şey aslında. Yani biraz fazla köşeli bir hale getiriyor insanların yaklaşımını. Hani bunları daha dengeli bir şekilde verme ihtiyacımız var. Peki Evet. şöyle, hani şu an yani gidişat olarak baktığımız zaman dünya buraya doğru gidiyor. Bu arayış zaten hani çeşitli yerlerde artık konuşuluyor. Yani artık marjinal konular değil. Mesela pek çok ülkenin milli eğitimiyle ilgili çalışmalarda çocukların felsefeye yönlendirilmesi gibi kavramlar vesaire konuşuluyor. Dolayısıyla böyle akademik başarının yanına, bilgiye dayalı, tamamen bilgiye dayalı yapının yanına İlhama önem veren, çıkarımlar yapabilmenizi sağlayan, öyküleştirmeye doğru, konulara doğru genel bir gidişat var. Yani artık aslında akıntıya ters kürek çekme durumunda değiliz. Genel olarak Değiliz, evet. akıntı o yöne doğru dönüşmeye başladı. Burada böyle bir hani özetle şeyle bir toparlayacak olursak, yani bir öğrenci kendisi için ne yapabilir? Hani özellikle ortaokul, lisede artık bence öğrencilerin de kendi kendilerinin kaderlerini artık ele alabilmeye başlamaları faydalı olur. Bir öğretmen ne yapabilir? Aile ne yapabilir? Bunları kısa kısa önerilerimize özetleyelim mi dilerseniz? Olur, özetleyelim. Yani bir kere bahsettiğimiz şekilde bir çocuğa bahsettiğimiz şekilde bir hayat sunabilmek için ya da bahsettiğimiz şekilde bir eğitim imkanı sağlayabilmek için bir kere başlangıçtaki alışkanlıklarımızı bir kurcalamak lazım. Bizde çok fazla başarı şeyi var, baskısı var. Başarı çok önemli bir şey, çok güzel bir şey. Mutluluğu da getiren bir şey. Yani ben şuna inanmıyorum. Başarıyla mutluluğun ters orantılı olduğunu. Çünkü ta bizim dönemimizden getirdiğimiz alışkanlıklar var. Bir çocuk başarılıysa asla sosyal değildir, mutlu değildir, kesin çok sıkıntısı vardır gibi bir algı halen geliyor geriden. Artık bunların böyle olmadığını biliyoruz. Ama halen çocuklarda ve ailelerde gözlemlediğim bir başarı baskısı var. Halbuki burada denemekle ilgili bir aydınlanma olmalı çocukta. Yani başaramayabilirsin, olmayabilir, ama önemli olan denemek ve çaba sarf etmek diye telkinde bulunmak lazım çocukları. Çünkü çocukların birçok şeyi aslında yapabilecek olmasına rağmen geri durmasının, yapamıyor olmasının ya da öğrenmekle ilgili kaygılarının olmasının temel sebeplerinden bir tanesi başarısızlık kaygısı. Başarısız olacağından endişe ettiği için birçok şeye eli gitmiyor çocuğun. Yapabilecekken yapamadığını görüyor. Ya da işte aileye hesap verme, okula hesap verme kaygısından birçok şeyi denemeden hemen vazgeçiyor. Çünkü sonunda karşılaşacaklarından tedirgin. İşte ailenin tepkisinden tedirgin. Yani bu tepki sadece şey olmayabilir. Hani kızmak anlamında söylemiyorum, ama ailenin çocukla ilgili hayallerinin yıkıldığını, işte geleceğiyle ilgili kurdukları hayallerin birdenbire yerle bir olduğunu falan düşünebiliyor çocuk ve bunu zihninde çok da büyütebiliyor, abartabiliyor. Dolayısıyla çocuklar bununla ilgili gerçekten büyük kaygı duyuyorlar ve öğrenmekle ilgili ön yargıları, özellikle bu özellikle aileye hesap verme, okula hesap verme durumunda daha da perçinlenebiliyor. Yani öğrenmeye ön yargıyla bakabiliyorlar. Halbuki bizim için nasıl öğrenmek, hani bizim gibi eğitim camiasının içerisinde çalışanlar için öğrenmek nasıl yaşamımızın bir parçasıysa, çocuk için de öyle olduğunu küçük yaştan itibaren
anlatmak, göstermek lazım. Yani öğrenmenin ayrı bir hayatta ayrı bir yerde durmadığını, yalnızca okulla paralel giden bir şey olmadığını, hayatın her alanında öğrenmenin yaşamsal bir ihtiyaç olduğunu çocuğa zerk etmek lazım. Bence Yani ailelerin doğal ve eğitimcilerin de ortamına aslında doğal, evet. öğrenmeyi doğal ortamına almak değil mi? Yani okulda Evet. ayrı bir şey değil bu sadece. Zaten yaşamın içinde olan doğal bir süreç şeklinde tekrar döndürmemiz Aynen öyle. bahsettiğimiz. Yaşamın içerisinde doğal bir süreç oldun. Yani yeme, içme, öğrenme, bunlar hep yaşamsal süreçler oldun. İnsanın karşılıklı sohbet ederken, konuşurken bile aslında bir öğrenme sürecinin içerisinde olduğunu, bir doğa yürüyüşü yaparken bile öğrenme sürecinin içerisinde olduğunu göstermek lazım. Bence buradaki en büyük ihtiyaçlardan bir tanesi de şu, öğrenmenin vücudumuzda, beynimizde nasıl gerçekleştiğiyle ilgili çocukların bir fikri yok. Eğer bir düzenleme yapacaksak müfredatta bence önce bunu koymak lazım. Yani öğrenirken bizim beynimizde neler oluyor? Öğrendiğimiz esas organımız, öğrenme işini sağlayan organımız beynimiz olduğuna göre duyu organlarımızla beynimiz arasında nasıl bir bağlantı kuruyoruz? Ve biz nasıl düşünüyoruz, nasıl öğreniyoruz? Öncelikle çocuklara bunu anlayabilecekleri şekilde, yaşlarına ve seviyelerine uygun şekilde anlatmak lazım. Ve o zaman söylediğimiz şeyler biraz daha anlamlı hale geliyor. Ben bunu kendi çocuklarımla, yani okuldaki öğrencilerimle denedim ve denedikten sonra bunun farkındalığına eriştikten sonra çocuklar bakış açıları gerçekten çok fark ettiğini gördüm. Dolayısıyla aslında o faaliyeti gerçekleştiriyorlar, öğrenme faaliyetini gerçekleştiriyorlar ama onu gerçekleştirirken aslında ne yaptıklarının farkında değiller. Böyle bir bilgiye ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla öğrenmeye bakış açıları muhakkak değişecektir. Eğer bunu okullarda alabilme imkanları yoksa, hemen şimdi ne yapılabilir diye düşündüğümüzde, bunu okullarda alabilme imkanları yoksa, aileler bununla ilgili çocuklara yönlendirici faaliyetlerde bulunabilirler. Ailenin kendi bilmiyorsa, ne bileyim, internetten, YouTube'dan bile nasıl öğreniyoruz ile ilgili dünya kadar video var. En azından oradan bir farkındalık gelişebilir. Dolayısıyla bu kısmın önemli olduğunu düşünüyorum. Öğrenmeye bakış açılarının fark etmesinde. Çünkü ilham da bir öğrenme çeşidi ya da öğrenmenin bir sonucu bana göre. Bunun dışında bir de çocukların zihinsel setleriyle ilgili biraz düşünmek lazım. Yani çocuklar çabuk vazgeçebiliyorlar. Zorlandıkları noktada çabuk pes edebiliyorlar. Zorlanmanın da öğrenmenin içerisindeki bir parça olduğunu göstermek lazım. Şimdi bir yaşa gelene kadar çocukların işlerini hep kolaylaştırıyoruz. Her şeyi önlerine seriyoruz. Sen yorulma, ben yaparım diyoruz. Ya da sen yeter ki çalış da işte biz eve misafir bile almayız diyoruz. Ama bir süre sonra o durum değişiyor ve çocuklar her süreçte kendi başlarına kalmaya başlıyorlar. İşte o sürece kadar geçen dönemde eğer çocuğa herhangi bir şekilde kendi hayatının sorumluluğunu alma, günlük yaşamını düzenleyebilme, kendi ihtiyaçlarını düşünüp o ihtiyaçlarını ortaya koyabilme, o ihtiyaçlarına çözüm bulabilme kabiliyeti kazandırmadıysa, o zaman orada işler karışmaya başlıyor. Yani bunun için hiçbir zaman geç değil, hiçbir zaman için geç değil bence. Her zaman başlatabilir. Çocuk hangi yaştaysa başlanabilir. Ne kadar erken başlanırsa o kadar iyi. Ama çocukların bu kendi yaşamlarıyla ilgili, kendi düşünme becerileriyle ilgili zihinsel seslerini doğru kurmak lazım. Vazgeçme şeyleri, ihtiyaçları buradan kaynaklanıyor genelde. Mücadele etme, kendini ortaya koyma, kendini zorlayabilme bilinçleri olmuyor çocukların. Halbuki kendimizi ne kadar bir konuyla ilgili zorlarsak o kadar çok gelişime açık oluyoruz ve o konu artık bizim için zor bir konu olmaktan çıkıyor. Bir araştırma okudum. Zihinsel acıdan bahsediyor. Yapmak istemediğimiz ya da yapmakta zorlandığımız şeylerle ilgili zihinsel acı çekeriz ama bu zihinsel acıdan uzaklaşmak bize kısa süreli bir tatmin ve mutluluk sağlar. Eğer bu zihinsel acıdan korkmadan onun üzerine gidersek o zaman o acıyı bertaraf etmiş, o acıdan kurtulmuş oluruz. Bana göre hayatta başarılı olmanın sihri bu. Ben böyle olduğunu düşünüyorum en azından. Eğer korkularınızın, cesaret edemediğiniz şeyin, yapamayacağınızı düşündüğünüz şeyin üzerine giderseniz hem karakter olarak hem zihinsel olarak hem de ruhsal olarak kendinizi geliştireceğiniz nokta orası oluyor bence. Buyurun, bir araya gireceksiniz galiba. Şeyde yorumlara bakıyorum da hani bir sizi dinlerken bir yandan onları takip ettim. Genelde sorular şeye odaklanıyor. Daha önce de aslında konuştuğumuz şeyler ama
Hani ilhamı da büyük ölçüde konuştuk. Biraz belki bazı şeyleri tekrar etmek de faydalı olabilir. Yani çocuğum istemiyor, ilgi göstermiyor, ilgisi yok. Hani gibi kavramlar çok sıklıkla karşımıza çıkıyor. Burada aslında her insanın ilgi duyduğu şeyler vardır temelinde. Bir şekilde öğrenme ile ilgili, onun için değerli gördüğümüz şeyleri istemesiyle ilgili sorun oluşuyor çoğunlukla çocuklarda. Yani mesela şöyle şeyler duymaya başladım. İşte özel üniversiteye gelmiş mesela, hani sınav falan değil, parayla gelmiş vesaire. Ya çarpmayı bilmiyor. 7 kere 9 63, onu bilmiyor falan. Halbuki baktığımız zaman aslında eğitim sisteminde biz bunu ilkokulda öğretiyoruz ve bayağı da öğretiyoruz yani. Ciddi bir ezber yapıyor ve o artık yerleşik bir bilgi haline gelir. Yani şey gibi, bisiklete binmek gibi bir şey aslında. 7 kere 9'un 63 ettiğini bilmiyorsa çocuk, bana bu protesto gibi geliyor daha çok. Yani o kadar soğumuş ki o matematikten ya da okulun kendisinden ya da matematikten, artık onu örtmüş o bilgiyi. Hani derinlerde olan bilgiyi bilmiyor, yani bir bakıma protesto olarak bilmiyor gibi algılıyorum ben bunu. Hani bir kere isteği yok ettiğimiz zaman da artık konuların kendisi değil de isteği tekrar oluşturmaya sanki odaklanmamız gerekiyor, değil mi? Yani bu çocuktaki istek duygusunu nasıl oluştururuz? Hani dedik ki merakı öldürmemek falan dedik. Bu da aslında doğrudan onunla ilişkili. Ama diyelim ki zarar gördü. Yani hepimizin hayatta böyle bir iyileşme mücadelesi var ya, hepimiz çeşitli yerlerden zararlar görmüş olarak günümüze geliyoruz. Ya o zararlardan nasıl toparlarız? Doğal halimize nasıl daha yakın oluruz? Ona bakmaya çalışıyoruz. Veliler, ebeveynler çocuklar için böyle hani o ilgiyi kaybetmiş durumda olan çocukları tekrar kazanmak için ne yapabilirler? Burada iş işten geçmiş midir? Ya da geçmediyse nasıl tekrar harekete geçirebiliriz? Ne dersiniz? Soruların en az 3-5 tanesi buna odaklıydı. O yüzden bir sorayım dedim size. Yani hiçbir zaman iş işten geçmiş değildir hiçbir şey için. Ben buna hiçbir zaman inanmıyorum. Az önce verdiğiniz örnekte çocuk gerçekten hani öğrenememiş olabilir. Reddediyor olabilir. Öğrenmediğini göstermek istiyor olabilir. Protesto ediyor olabilir sizin söylediğiniz gibi. Yani çocuğu tanımadan buna ilişkin bir tavsiye vermek gerçekten çok zor. Çünkü her çocuk ayrı bir dünya ve her çocuğun nedenleri çok farklı. Kimisi ailesine tepki olsun diye istemiyor, onun baskısından kurtulmak için istemiyor. Kimisi bir arkadaşını kendine hedef koymuş oluyor. O hedefi geçemeyeceğini düşündüğü için kendine güveni, cesareti gelişmediği için hiç bulaşmıyor. Kimisinin o kadar çok mükemmeliyetçi beklentileri oluyor ki kendiyle ilgili ya da ailesinin çocukla ilgili o beklentiyi zaten karşılayamayacağı için o yükün altında ezildiği için hiç bulaşmıyor. Yani çok fazla başlık oluyor çocukta. Bazen hiç tahmin etmediğiniz bir yerden geliyor. Şöyle bir örnek vereyim. Belki hani örnekler üzerinden gidersem insanların kafasında birazcık daha şekillenebilir. Bunlar yıllar önce, 10-15 sene önce çok harika, çok tatlı ve çok kabiliyetli bir çocuğumuz vardı. Ne arkadaşlarıyla, ne ailesiyle, ne akademik yaşantısıyla hiçbir şeyle arası iyi değil. Yani bir gün arkadaşları iyi oluyor, bir gün ailesiyle kötü oluyor. Görseniz hiçbir şey yapmaya mecali yok. Hiçbir şey yapmak istemiyor. İstek yoktan kasıt bu aslında. O çocuğun temel olarak isteksizliğin altında yatan sebebi bulmak lazım. Bir gün çağırdım. Yanıma dedim ki yavrum senin derdin ne? Minvalinde bir konuşma yaptım. Bana güvenirler, severler ve anlatamayacakları şeyleri anlatmak konusunda daha rahattırlar bana. Bayağı bir konuştuktan sonra en sonunda söylediği şey şu oldu. Öğretmenim ben kendimi sevmiyorum dedi. Şimdi bu çocuğun bugüne kadar kendini sevmediğini hiç kimse fark etmemiş. Ne öğretmenleri fark etmiş, ne ailesi fark etmiş, ne arkadaşları fark etmiş ve kendi de bunu itiraf edebileceği bir ortam bulamamış. Aslında yardım bekliyor. Ve kendini sevmediği için de yani düşünsenize 7-24 yaşadığınız biri var. Bir beraber yaşadığınız biri var ve onunla beraber olmak istemiyorsunuz. Bunu çözemedikten sonra zaten çocuğun akademik başarısı, işte yaşamda ilhamı, efendim yaratıcılığı buraya noktaya zaten gelemeyiz. Önce burada altta yatan problemle ona bakmak lazım. Kendini sevmemesinin sebebi neymiş?
anladığı kadarıyla bir arkadaşı var, önünde örnek aldığı, onun gibi olmak istiyor ama ona erişemeyeceğini düşünüyor. İşte yüzünün, saçının, kaşının onun gibi olmasını istiyor. Arkadaş ilişkilerinin onun gibi olmasını istiyor ama onu yapamıyor. Ailesinin onun gibi olmasını istiyor. Ve buna ulaşamadığı için ne yapıyor? İşte kendini kabuğuna çekiyor ve kendinden uzaklaşmaya başlıyor. Bir kere gerçekten çocuktaki isteği canlandırmak, ortaya koymak istiyorsak çocuğunun derdinin ne olduğunu anlamamız lazım. Neden istemiyor? Bu her çocuk için farklıdır, değişiktir. Çocuğu iyi tanıyan bir eğitimci ya da iyi tanıyan, gerçekten kendini bu konuda geliştirmiş bir aile, ebeveyn bunu anlayabilir aslında. Yani hiç bilemiyorsanız çocuğunuza samimi ve açık bir şekilde oturup konuşun. Yavrum, derdini ne istiyorsun? Biz sana ne yapabiliriz? Bu konuda hani ihtiyaçlarını ortaya koysun. Gerçekten eğer ihtiyaçları konusunda kendini anlatabiliyorsa, ifade edebileceği bir ortam varsa bunun yolunu bulmak kolay. Ama önemli olan orada isteksizliğinin, hiçbir şeye halini mecalini olmamasının sebebini size anlatabiliyor mu? İlişkileriniz buna müsaade ediyor mu? Onu gözlemleyebilmek, yani onu ortaya çıkartabilmek. Yani bizim çocuğumuz isteksiz demek çok kolay ama sizin çocuğunuz isteksizse bunun altında yatan birçok sebep vardır. O sebepleri ortadan kaldırmak lazım önce. Başka sebepler şunlar olabiliyor mesela. Ne kadar vaktimiz var bu arada? Ben yine daldım gidiyorum ama. Bir 7-8 dakikamız var en az. Başka sebepler şunlar olabiliyor. Çocuğun zihinsel, buna zihinsel set diyeceğim. Hani bunu çok Türkçesini de çok şey yapamıyorum, kestiremiyorum. Zihinsel setleriyle ilgili sorunlar olabiliyor. Yani düşünme biçimleriyle ilgili, olaylara bakış açısıyla ilgili sorunlar olabiliyor. Zihinsel Çocuklar bir set derken zihinsel engel anlamında mı, zihinsel engel anlamında mı yoksa zihinsel donanım yaklaşımı anlamında mı? Evet, zihinsel donanımları anlamında tam olarak onu söylemek istiyorum. Aha. Daha iyi oldu bu. Tamam. Zihinsel ya da düşünme şekilleriyle ilgili sorun olabiliyor. Mesela çok zor. Hani bunu yapmam çok zor diyor çocuk. Zor geliyorsa gerçekten onu yapmak istemiyor ve altında eziliyor. Siz bunu nasıl aşabilirsiniz? İletişimle, yönlendirmeyle aşabilirsiniz. Hemen olacak bir şey değil tabii ama çocukta bir süre sonra siz yönlendirmeleriniz ve sözlerinizle bu kapıyı açacaksınızdır. Çok zor diyen bir çocuğa ne yapabilirsiniz? Nasıl yapabilirim yolunu aramasını sağlayabilirsiniz? Bu çok zor olabilir, evet. Şu da bir çözüm olmuyor. Çok zor diyen çocuk, yok neresi zor bunun ya, hiç zor değil demek de çok çözüm olmuyor. Çünkü çocuk onun zorluğuna inanmış. Sizin söyledikleriniz ona inandırıcı gelmiyor. Dolayısıyla buyurun. Biraz burada şey gibi mi? Yani sanki ebeveyn olarak ya çocuk işte bunu yapması lazım gibi düşünüyoruz çoğu zaman. Yani hani Evet. şu ders yapacak ya ödev verilmiş yapacak işte şunu yapacak bunu yapacak. Sanki böyle o bir insan değil de bir otomatmış gibi. Hani söylenen şeyi yapacak yani okumayı sevmesi lazım niye okumuyor falan. Hani biraz böyle onu doğrudan yapması gerekir gibi bir beklentimiz var sanki. Oysa orada da Evet. bir birey var. Yani ben Evet. de bir çalışan bir insan olarak mesela benim üstlerim, amirlerim, yöneticilerim, devlet insanları falan onlar da benden bir şeyler bekliyor. Bu böyle olunca böyle yapmalı ya niye yapmıyor falan. Hani böyle bir yaklaşım benim hoşuma gitmez. Yukarıdan bana Evet. böyle yaklaşım olması. O çocuğun da hoşuna gitmiyordur herhalde değil mi? Yani bunu yapman Gitmiyor tabii. gerekir. Yani o gerekirden çıkıp da sanki o iletişim kanalını açıp hani onun işte bu çocuğun renkleri ne? Yani istekleri neler? Güçlü yönleri ne? Zayıf yönleri ne? Hani nereye yönelmek istiyor? Nelerden enerji duyuyor falan? Çocuğumuzu bir tanımamız gerekiyor sanki öncelikle, değil mi? Ve ona göre bir iletişim Tanımak kurmamız. gerekiyor. Tabii tanımak gerekiyor ama çocuğumuzun içinde bulunduğumuz, yaşadığımız dünyada yapması gereken sorumlulukları var. Vaktinde ve zamanında yapması gereken şeyler var. Bunları da yapmasını beklememiz normal. Ama yani şöyle bir hayat hiçbir zaman çocukların önünde olmayacak. Ya sen buna çalışmak istemiyor musun? Tamam, o zaman çalışma. Ya da sen bunu yapmak istemiyorsun. İlgin demek ki senin buna yönelik değil. Tamam, o zaman sen bunu yapmayı bırak. Çocuğun bağlı olduğu sorumluluklar sebebiyle böyle bir tercihi şu an yok. Dolayısıyla bu sorumlulukların da aynı zamanda yürütmesi gerekiyor. Fakat bu sorumlulukların yürütemediği noktada işte rehberlik ve yönlendirme faaliyetleri o zaman bu noktada devreye girmeli.
ailenin, öğretmenin sadece talimat veren değil, sorumluluklarını, görevini hatırlatan değil, o sorumlulukları, görevini yapabilmesi, o zorlukları aşabilmesi için yönlendiren kişiler olması gerekiyor. Nasıl yönlendireceğini de bilmesi lazım. Bu çok kolay bir iş değil gerçekten. Ama her zaman şunu söylüyorum, iyi bir iletişim ve muhatap olduğunuz çocuğu gerçekten iyi tanımak her zaman her kapıyı açıyor. Çocuğa karşı samimiyetle duygularınızı anlatmanız lazım. Neden bunu yapması gerektiğini ve neye ihtiyacı olduğunu söylemeniz lazım. Bu her zaman işe yaramıyor, evet. Her çocukta işe yaramıyor. Bazen sorunun çok derinleştiği çocuklar görebiliyoruz. O zaman da çocukların zihinsel yapısını tepe taklak etmek lazım. Yani bakış açısıyla biraz oynamak lazım. Nasıl düşünmesi gerektiğiyle ilgili ona düşünme yollarını göstermek lazım. Çocuk bazen düşündüğü şeyin içerisinde kilitlenip kalabiliyor. Aynen yetişkinler de olduğu gibi. Eğer bir yetişkin sorumlulukların altından kalkamıyorsa kilitlenip pes edebiliyor. Ama çocukların bunun altından kalkması daha zor. Yani kendi kişisel gelişimlerini tamamlamamış ya da o yolda çok fazla tecrübeleri olmadığı için çocukların bunlarla mücadele edebilmeleri daha zor. Dolayısıyla eğitimcinin ya da anne babanın çocuğu tutup oradan o ruh halinden, o sinir halinden çıkarabilmesi lazım. Dolayısıyla o bakış açısını kazandırmak bunun için önemli. Bunun için de ailenin ya da öğretmenin, eğitimcinin kimse bu bakış açısını onun da uyguluyor olması lazım aslında bakarsanız. Yani geliştiğiniz kadar geliştirebiliyorsunuz. Siz kendinizi ne kadar geliştirebilirseniz bu konuda çocuğunuza da o kadar faydanız dokunabiliyor. Bu az önceki bahsettiğim zihinsel donanımları biraz daha birkaç dakikalık daha gireyim isterseniz. Bir iki tavsiyem olabilir belki. Yaklaşık 3 dakikamız var hocam. Ona göre toparlayabilirsek iyi olur. Yani bölünmesini anlattığımız şey. Buyurun. Olur. Bu hani çocuğun sorumluluklarıyla mücadele edememesinden bahsetmiştik. Çok zor demesinden bahsetmiştik. Çok zora karşı ne diyebilir? Nasıl bir yöntem olabilir aile? Bunu nasıl yapabilirimin çaresini bulmak lazım. Yani çocuğa biraz yapabileceğiyle ilgili cesaret ve güven vermek lazım. Bazen çok ufak başarılarını hani çok fazla alkış tutmayı çocukta önermeyiz ama bazen çok ufak başarılarını çekip oradan başarı duygusunun hazzını tatmasını sağlamak lazım. Ha, harika yaptın. Demek ki sen bunu çok iyi ilerletebilirsin. Birazcık daha çabalarsan kim bilir neler olur gibi biraz motivasyon sözleriyle çocuğu içinde bulunduğu kıskaçtan çıkarmak lazım. Ya da bir başka sorun çok çabuk vazgeçebilmeleri oluyor. Buna karşılık da hani vazgeçmek yerine yeni bir yol bulması için tavsiyeler vermek lazım. Bundan vazgeçme, sen bunu yapabilirsin ama buna yeni bir yol bul. Ya da yol bulalım, ben sana yardımcı olabilir miyim bu konuda diye. Çocuğa gittiği yolun kapandığı noktada farklı kapılar açabilmeyi gösterebilmek lazım. Yani bu mücadele ruhunu hiçbir zaman kaybetmemeli. Ama o mücadelede desteği ve yumuşak iletişimi kaybetmeden çocuğu o yola sevk etmek lazım. Bir başka sıkıntı daha var ki o da yapamıyorum oluyor genellikle. Ben yapamıyorum, anlamıyorum, öğrenemiyorum oluyor. Ki çocukların genellikle arkasına saklandığı şeylerden bir tanesi bu oluyor. Yapamıyorsa yeterince denemediği ile ilgili mesaj vermek lazım. Sen bunu yapabilirsin ama demek ki daha yeteri kadar tecrübe etmemişsin, denememişsin. Bununla ilgili ben çocuklara genellikle 10 bin saat kuralını çok hatırlatırım ve bu inandırıcı oluyor. Çocuklar için işe yarıyor gerçekten. Bir işi gerçekten uzmanlık seviyesinde yapabilmek için biliyorsunuz bu bir gerçeklik payı olduğunu düşünüyorum. Aslında bir efsane de olabilir ama 10 bin saat üzerinde zaman geçirmiş olmak lazım. Rakamsal olarak bir şey verdiğiniz zaman çocuklara gerçekten daha çok akıllarında kalıcı oluyor. Demek ki ben daha bu seviyeye ulaşmadım diye. Bu da etkili bir hani telkin biçimi. Bunu da Bir de belki deneyebilirler. yaptıkça kolaylaşacağını hissettirmek. Yani belki Evet. daha önce zorlandı ama yaptığı şimdi bak kolaylıkla yaptığı şey. Bak onu da yapamıyordun başlangıçta ama yaptıkça Evet. kolaylaştı. Bu da kolaylaşacak falan gibi. Belki biraz Tabii cesaret bazısı daha çabuk vermek de sonuca faydalı ulaşmak olabilir. istiyor. O süreci de tahammül edebilmeleri zor olabiliyor. Bazısı daha çabuk Aha. sonuç istiyor. Ama işte o sebat etme, çabalama, emeğe övgü yapmak lazım. Sebatın önemli olduğunu, belli bir süre geçirmesi gerektiğini, istediklerine ulaşabilmesi için o zamanı ayırması gerektiğini yapmak, salık vermek lazım. Ama bence en çok yapmamız gereken şey çocuğun çabasını ve emeğini övmek. Belki de isteksizliğin sebebi bunlar olabilir çocukların.
istediği sonuca ulaşamıyordur ama gerçekten emek sarf ettiğini düşünüyordur. Emeğini övmeyi denerseniz, sonuçtan uzaklaşırsanız sonuca daha çok yaklaşabiliyor çocuklar diye düşünüyorum. Genel olarak özetleyebileceğim noktalar bunlar. Burada keseyim. Biraz daha devam Evet. edersem süreyi aşmış olacağız biliyorsunuz. Instagram atacak bizi. Benim Atacak bizi, aklıma çok evet. enteresan birkaç fikir geldi. Sonraki oturumlarla belki konuşacağımız şeyler olabilir. Olur. Onları konuştukça zaten başlıklar olarak Tamam. ilan ederiz. Çok Olur. teşekkürler. Ben Umarım teşekkür böyle ediyorum. bayrama güzelce gireriz ve bayramdan sonra sağlıkla ilgili de daha rahat günlere doğru asıl bayram olarak İnşallah. İnşallah. ulaşırız. Tüm dünya için dileyelim. İnşallah. İnşallah. Herkese iyi bayramlar. Görüşmek üzere. İyi bayramlar. Hoşça kalın.